Aksoy araştırma, yangınların ve hükümetin süreci yönetme biçiminin seçmen tercihlerini anlamlı oranda etkilediğini ortaya koydu. Orman yangınlarına müdahale konusunda hükümet başarısız bulunurken, yangınları söndürmekten birinci derecede sorumlu olan kurumun tarım ve orman bakanlığı olduğunu düşünenlerin oranı ise %83,5. Araştırma sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa, Cumhur İttifakı'nın oy oranı %38,6 iken Millet İttifakı'nın oy oranı ise %42 katılımcıların %13,8'i kararsız olduğunu, belirtmek istemediğini ve oy kullanmayı düşünmediğini ifade etti. Hükümeti eleştirirken özgür hissediyor musunuz? Türkiye Monitörü araştırmasında hükümete yönelik eleştirilerde bulunurken kendinizi ne derece özgür hissediyorsunuz? sorusuna katılımcıların %56,7'si özgür hissetmediğini belirtirken sadece %23,8 iyileştiride özgür olabildiklerini düşünüyor. Cumhurbaşkanlığı görev onayı. Katılımcılara genel olarak düşündüğünüzde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz? sorusuna yanıtlar alındı. Araştırmaya katılanların %51,8'ü Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamadığını belirtirken, %26,9'u onayladığı yanıtını verdi. Katılımcıların %21,3'ü ise kararsızım cevabını verdi. Yaklaşık bir yıldır görev onayı, %32'lerde seyreden Erdoğan'ın görev onayı orman yangınları sonrası ilk kez %26,9'a düştü. Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninin %58,1 görev yapış tarzını onayladığını ifade ederken bu oran Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeni olan Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninde ise %36,3 olarak görülüyor. Neden olarak iki seçenek öne çıkıyor. Katılımcılara orman yangınlarının nedeni konusunda soru soruldu. Katılımcıların %45,2'si PKK terör örgütünün sabotajıdır olarak belirtirken %31,2'si imara açmak için çıkar gruplarının çıkarttığını düşünmektedir. Araştırmada Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninin %65, 5 yi orman yangınlarının sebebi olarak PKK terör örgütünü görmektedir. Cumhur İttifakı'nın bir diğer unsuru olan Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin ise, %61,8 yi de yine orman yangınlarının sebebi olarak PKK terör örgütü seçeneğini işaretledi. Önceki seçimlerde CHP'ye oy verdiğini belirten katılımcıların %50,5 iyi yangınların imara açılması için çıkar gruplarının çıkarttığı cevabını işaretlerken, %26,9 bu PKK terör örgütü yanıtını verdi. Hükümet orman yangınlarına müdahalede başarısız görünüyor. Orman yangınlarına müdahalede sizce hükümet ne derece başarılıdır? sorusunu katılımcıların %62,8 iyi başarısız seçeneğini işaretlerken sadece %27,6'sı başarılı yanıtını verdi. Son seçimlerde AKP'ye oy verdiğini belirtenlerin %37,1'i hükümetin orman yangınlarında başarısız olduğunu düşünürken Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin ise %50'si orman yangınlarına müdahalede hükümetin başarısız olduğunu belirtti. %87,5 i orman yangınları sırasında Türkiye'nin uluslararası toplumdan daha erken yardım istemeliydi yanıtını verirken %12,5 i uluslararası toplumdan yardım istenmemeliydi cevabını verdi. Yanan arazilerin durumu. Ankette katılımcılara yanan arazilerin sonraki durumları ile ilgili fikirleri soruldu. Katılımcıların %56,3 ü yanan araziler yapılaşmaya açılacak yanıtı verirken %43,7'si yeniden ağaçlandırılacağı seçeneğini işaretledi. Sorumluluk Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait. Sizce orman yangınlarını söndürmekten birinci derece sorumlu kimdir? sorusuna katılımcıların %83,5'i Tarım ve Orman Bakanlığı cevabını verirken sadece %16,5'i belediyeler cevabını verdi.